Şimdi inDesign'de karakter stilinin nasıl oluşturulacağına bakacağız. Ama başlamadan önce e, karakter stilinin ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Karakter karakter stili e, içerisinde çok metin bulunduran kitap, dergi, broşür gibi... ...tasarımlarda, çalışmalarda e, benzer özelliği taşıyan metinlerin düzenlenmesi de kullanılır. Yani aynı düzenlemeyi, örneğin yazı büyüklüğü, renk gibi düzenlemeleri her seferinde tek tek yapmamak için bir tane stil oluşturup bu stili sadece istediğiniz metinlere uygulayarak oluşturabiliriz. Onun için şu anda ee, daha önce hazırlanmış olan bir doküman üzerinden göstermek istiyorum. O yüzden dosyama gidip buradan open diyorum. Buradan da açabilirim ama buradan open diyorum. Ve InDesign varlıklar dosyasında meyve listesi adlı dokümanımı seçtikten sonra aç diyorum. Ve karşıma bir uyarı çıkıyor. Öncelikle bu uyarının ne olduğundan bahsedeyim. Zaten şurada İngilizce olarak yazılı metinden de anlaşılacağı gibi e, benim yazı karakterimin altı pembeli çizili olan yerlerde problem olduğu anlamına geliyor. Pembe boyalı olan yerler. Bu problem ise e, bu metin herhangi başka bir bilgisayarda ya da bir sistemde tasarlanmış. Fakat orada kullanılan yazı karakteri benim şu anda kullandığım sistemde veya programda mevcut olmadığı için bu yazıların orijinal ...yazı karakterleri ile gösterilemeyeceğini. O yüzden yerine Substitute, yani yerine geçecek başka bir font belirlememi istiyor. Bu problemi düzeltmek için e, hali hazırda bu açık olduğu için Find Font kısmından e, açıp düzeltebiliriz. Okey deyip, dokümanı açıp tek tek seçerek de yapabilirdik ama... ...herhangi bir kayıba e, sebep vermemek için otomatik olarak programın yapması bence daha sağlıklı. O yüzden fine font diyorum. Times'ı seçiyorum. Times'ı bir, bir önceki makinede Times buradaki Times New Roman'la ancak yer değiştirebileceğini düşündüğüm makine bu opsiyonu vermiş ama ben bunu Arial olarak değiştirebilirim. Daha doğrusu istediğim herhangi bir fonta değiştirebiliyorum. Yapmam gereken listemden Arial'i seçip Times Regular olduğu için de Regular olmasına dikkat ederek e, change ol diyorum. Ve dikkat edildiği gibi arkadaki pembe yazılar gitti ve Times olarak gelen her şey şu anda Ariel Regular olarak geldi. Dikkat edilirse uyarı işareti de yerini fontun özelliğini gösteren işaretle de diğer değiştirdi. Aynı şeyi Times Italic içinde yapalım. Times Italic dikkat edildiği gibi sayfanın en altında kaynak kısmında bulunmakta. Buna da yine Ariel'in e, italini dolayısıyla italik olduğu için seçip Change ol dersem görüldüğü gibi herhangi bir uyarı işareti olmadığından ve bütün metin alanında da hiçbir pembe işareti olmadığından güven içinde Done deyip bitirebilirim. InDesign'de karakter stili oluşturabilmek için öncelikle e, karakter stilimizin olduğu paneli açmamız gerekiyor. Sağ taraftaki panellerden en altta karakter stilinin olduğu panel var. Ben yine rahat e, çalıştığım için bu paneli yerinden alıp daha sonra geri koy, koyma kaydıyla sola alıyorum. Rahat görebileyim diye. Dikkat edilirse sayfanın tamamı e, şu anda görünmekte. Ama ben karakter panelini ee, bir paragraf üzerinde daha doğrusu metnin bir kısmı üzerinde anlatacağım için yine o çalışacağım alanı büyüterek paneli e, yaklaştırıyorum kendime. Ee, şimdi dikkat edilirse meyve isimlerinden oluşan bir text var. Ben bunların arasını açarak öncelikle text'in e, rahat görünmesini sağlayacağım. Şu an masumdaki tekerleği yukarı aşağıya yedirtirsem e, scroll yani sayfanın kayması otomatik olarak gerçekleşti düşebilir. Yani bunu da açtıktan sonra scroll bar'dan yukarıya gidebilirim. Ya da mouse'daki tekerlekle sayfayı aşağıya ve yukarıya getirebilirim. Bunu da yaptıktan sonra karakter paneli iki şekilde oluşturabiliriz. Bunlardan birincisi yaptığımızı görebilmek adına istersek burada herhangi bir düzenleme yapabilir ve yaptığımız düzenlemeyi seçip direkt buraya kaydedebiliriz veya buradan yeni bir karakter stili oluştur diyerek başlayabiliriz. Hazır açmışken burada oluşturalım. Ben mesela e, dikkat edilirse tekste bazı ülke isimleri geçmekte ve bu ülke isimlerinin bütün tekste e, ön plana çıkmasını istiyorum. Ve o yüzden buna farklı bir formatlama yapacağım. E, bunun bana sağladığı fayda şu. E, çok büyük bir e, metin e, önümde olabilir yani kitap olabilir. Dolayısıyla bütün e, gidip ülke isimlerini tek tek seçip hepsinin rengini, büyüklüğünü, karakterini tek tek düzenlememek için yapmam gereken bir tane stil oluşturmak. Ve oluşturduğum stili... E, metinlerin kalan kısmında uygulamak. Şimdi sıfırdan oluşturmayı nasıl oluşturma nasıl yapıldığını e, uygulayarak başlayalım. Öncelikle karakterime bir isim vereceğim. Dolayısıyla ülke ismi olacağı için buna ülke diyorum. Ve hemen altından karakter formatı ile başlıyorum. Dikkat edilirse sadece e, alttaki fontun ismi burada görünmekte ama ben bunu Arial Black olarak e, vurgulamak istediğim için Arial Black olarak seçiyorum. E, regular. Çünkü zaten çok kalın olduğu için başka bir e, opsiyon altında yok. E, boyutunu da e, 12 seçersem sanırım e, yeterli olacaktır. Sonra karakterimin büyüklüğünü ve fontunu e, seçtikten sonra düzenledikten sonra renginin de lacivert olmasını istiyorum. O yüzden karakter kalır paneline geliyorum. Ve dikkat edilirse ikonlar üzerinde e, dolgu, yazının dolgu rengiyle dış kontrol renginin yani stroke renginin e, ee, soru işareti olduğunu e, göreceğiz. Bu şu anlama geliyor. Herhangi bir şey atanmadığının anlamına geliyor. Ben dolgu renginin lacivert olmasını istiyorum. Olmasını istiyorum. Dolayısıyla dolgu kısmı üstteyken renk panelinden giderek laciverti seçiyorum. Soru işaretleri kayboldu. Herhangi bir stroke istemediğim için stroke'u seçerek daha doğrusu e, yazının kontur kısmını seçerek içinde yatay kırmızı çizgi olan nan şurada da mevcut. Nan'ı seçerek bunu yok ediyorum ve bunu üst tarafa alıyorum. Şu anda yapmış olduğum e, stil 12 punto Arial Black ve Large Vert olarak karakter paneline geçmiş olması gerekiyor. Ve OK diyerek evet gördüğümüz gibi ülke adı altında karakter stili oluşmuş durumda. Karakter stilinin paragraf stiline ayıran en önemli nokta paragraf stili uygularken şunu kapatalım. Paragraf stili uygularken herhangi bir stil ...paragrafın başladığı yerden sonuna kadar... ...etki ederken karakter sizde ...sadece ve sadece seçtiğimiz alana... ...etki etmektedir. Bunu görmek için... ...ilk paragrafında olan... ...örneğin e, ülke isimlerini... ...seçerek bunu uygulayalım. Dikkat edersek karakter... E, ...yazın içine geldiğim zaman... ...herhangi bir stil oluşmadığı için... ...nan altında mavi bir... ...bant yani... ...highlight edilmiş maviyle bu... ...hiçbir şekilde bir stilin olmadığı anlamına gelmektedir. Ama ben herhangi bir ülke ya da bölge ismini seçip uyguladığımız zaman bunun aşağı geçeceğini görmüş olmamız lazım. Ve örneğin Anadolu'yu sadece Anadolu'yu seçiyorum. Ekin'i seçmiyorum ve ülkeye basıyorum. Daha önce boşluğa basarak görmemizi sağladım. Görüldüğü gibi Anadolu 12 punto Arial Black ve lacivert olarak e, oluştu. Şu anda boşlukta olduğu için yine nan görünmekte ama üzerine geldiğim zaman direkt ülkeye geçmekte. Bu da bu kelime üzerinde ülke adında bir karakter stili olduğunu bize ifade eder. Hemen Şimdi diğer isimler üzerinde de stilimizi uygulayalım. Örneğin şurada Kafkasların olduğu kısma bunu işaret edelim. Altında Asya bölgesini işaret edelim. Dikkat edilirse aslında ben karakter stilimi yazarken ülke adında bir isim verdim ama değiştirdiğim bölgelerin hepsi daha doğrusu değiştirdiğim kelimelerin hepsi bölge ismi. Herhangi bir hata yaptıysak veya Stillerimiz üzerinde herhangi bir şekilde bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman tek yapmamız gereken o stilin üzerine iki kere klikledikten sonra değiştirmek istediğimiz alanları değiştirmek. Özel, örneğin şu anda ülke yazan yere bölge yazacağım. Ve ayrıca hatta rengini de değiştirmek istersem tek yapmam gereken sadece örnek olsun diye söylüyorum. Lacivert olan kısmı kırmızıya boyadıktan sonra okey demek ve otomatik olarak benim karakterim stilimin ismi bölgeye ve rengi de kırmızıya dönüşmüş oldu karakter stilini bitirmeden önce bir konuya işaret etmek istiyorum. O yüzden bölgenin üzerine iki kere tıklayarak karakter stilinin özelliklerini açıyorum. Ve burada solda dikkat edildiği gibi birçok e, karakter stili ilgili değişikliklerin yapılabileceği alanlar var. Burada arz edildiği şekilde e, konu e, kapsamında istenilen değişiklikler yapılabilir. Ama ben alttaki tekstin Türkçe olduğu göz önüne bulundurulursa stillerin de e, dille paralel çalışmasını sağlamak için bu advanced karakter format kısmında language kısmı şu anda boş bulunmakta. Bu menüden e, kullandığım tekstin Türkçe olduğunu belirtirsem stilin kullanılan dille uyumlu olarak çalışmasını böylece sağlamış olurum. Buna okey diyerek bu değişikliği de kaydetmiş oldum.